Hello everyone! Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar bugün sizlerle birlikte second grade yani ikinci sınıf İngilizce ders kitabımızda sayfa 66 yani 66. sayfadayız. Bakın bakalım en son part 9'da kalmıştık çocuklar yani 9. bölümdeyiz. Listen and follow diyor çocuklar dinle ve Takip et. Evet buradaki konuşmaları dinleyelim. Anlamaya çalışalım çocuklar. Ve takip edelim. Haydi bakalım. Geliyor. Are you ready? Hazır mısınız? Yes. Yes. Okay. Haydi bakalım. Page 66 9 Listen and follow. Watch the robots, Adam. Okay. Hello. What's your name? I am Radiobot. What color are you? I am pink. I like pink. What is your name? I am Train Bot. What color are you? I am blue. I like blue. Okay, you are Laptop Bot. What color are you, Laptop Bot? I am yellow. I like yellow. Rocky, you are a chocolate bot. <laughs> Evet kuzucuklar hemen 67. sayfamıza uçuyoruz. Evet sevgili kuzucuklar sürpriz sayfa 67'deyiz 67. Evet kağıdımızda bir değişiklik var değil mi? Sağ olsun Melike Nur bize yardımcı olmak istedi. 4 yaşındaki kuzucuğumuz yanlarını böyle düzeltmek istedi. Bu şekilde bizim için düzeltti çocuklar <laughs> sağ olsun. 10. bölümdeyiz part 10 tabii gözükmüyor ama look at the speech balloon diyor çocuklar. E, konuşma balonuna bak diyor. Hemen bakalım burada bir adam var. Adı neymiş çocuklar? Sparkman. Sparkman'miş. Bakalım Sparkman bir konuşması var bize konuşma balonu, speech balon. Bakalım. Hello, merhaba. I am Sparkman. Ben Sparkman. I am yellow. Ben sarıyım. I like yellow. Ben sarıdan hoşlanırım. Diye bu şekilde bir konuşmamız var. Hemen buraya bakalım. Now act out the speech. Bu konuşmanın aynısını sizler de buralara bakarak yapın diyor çocuklar. Hemen ikinciyi ben yapayım. Üçüncüyü de bize Mehmet Akif yapsın. İsterseniz sizler benden önce durdurup bu videoyu aynı buradaki konuşmaya bakarak sizler de önceden yapıp yazabilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacaktır. Haydi bakalım. Look at the second one. İkinciye bakın bakalım çocuklar. Hello diye başlayalım. Aynı buradaki gibi. I am. Evet siz doldurun. Ne gelecek buraya? Pinkish. Çok güzel. I am pinkish. I am. I am. Evet. I am. I'm pink. Çok güzel. I am pink. I like pink. Çok güzel. I like pink. Ben pembeyi severim dedik, değil mi? Buradaki konuşmayı aynı buraya uyarladık, değil mi çocuklar? Şimdi bunu da bize Mehmet Akif yapsın. Haydi bakalım başla Mehmet Akif. Hello. I'm water boy. I'm I'm blue. Hı -hı. I like blue. Harikasın. Çok güzel. Evet çocuklar sizler de bu şekilde yapmaya çalışın. Size de harikasınız diyorum şimdiden. Hadi bakalım look at the part 11. 11. bölüme bakıyoruz çocuklar. Handcraft. Evet burada biraz el işi yapacağız. Kesmeyi yapıştırmayı seven çocuklarımız için güzel bir aktivite. Prepare a color scale and say the color you like. Evet çocuklar bir tane renk um, scale'i hazırlayın diyor. Yani tablosu diyelim. Ondan sonra... Ee, sevdiğiniz renkleri söyleyin diyor. Ne yapacağız? Önce bakın renklerimizi draw diyor. Yani önce çizeceğiz. Sonra cut diyor çocuklar. Cut ne demekti? Cut, 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 cut. Yani kesmek, kesmek. demekti. Keseceğiz. Sonra ne yapacağız? Bakın bu şekilde. Kap ee, bakın glue diyor Yapıştıracağız kestik ya kestiğimiz kesmediğimiz yerlere yapıştıracağız sonra onu böyle kapatacağız ondan sonra stick diyor yapıştır diyor sonra I like blue çok heveslendim hemen burada bu videoyu durdurup şöyle basit bir tane sizler için yapmak istiyorum. Hazır mısınız birazdan geliyor. Evet çocuklar şipşak hemen bir kağıt aldım. Birinci söylediği yani draw dediği yerlere bu şekilde şöyle bir daireler çizdim. Şimdi ne yapacağım kat diyor. Hemen kat kısmını yapacağım ve göstereceğim size. Evet çocuklar şu anda kat yapıyorum. Hemen hop şu şekilde kesiyorum. Evet sevgili kuzucuklar kestim. Bakın bu şekilde de katladım, fold yaptım. Sonra bu çizdiğim dairelerin içine sevdiğim renkleri çizeceğim sizler için. Evet sevgili kuzucuklar şöyle şipşak ben bir renkleri gösteren bir aktivitemi hazırladım. Sizler de bunun daha güzelliği yapabilirsiniz. Hemen açıyorum diyorum ki bakın sevdiğim renk ne renk görebiliyor musunuz? I like green. Ben yeşili severim. Evet şurada Mehmet Akif'in sevdiği renk var. O I da. like red. Çok güzel Mehmet Akif. Bir daha sesli söyle anneciğim. I like red. Çok güzel. Bunu da Melike Nur'un sevdiği bir renk. Hadi sen söyle arkadaşlarına. I like purple. Harikasın Melike Nur. I like purple. Ben mordan hoşlanırım dedi. Sizler de bu şekilde. Hatta durun şöyle bir jest yapayım size. Birazcık süsledik, alladık, pulladık. I like. Ben hoşlanıyorum demek. I like red. Ben kırmızıdan hoşlanıyorum. I like purple. Ben mordan hoşlanıyorum. I like green. Ben yeşilden hoşlanıyorum. Evet sevgili kuzucuklar, sizlerin de bu şekilde yapmış olduğunuz etkinliğinizi, kes yapıştırlarınızı Instagram hesabıma bekliyorum. İsterseniz kalıcı olarak orada yayınlayabilirim. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım sevgili kuzucuklar, diğer sayfamıza uçalım. Evet sevgili kuzucuklar, page 68 sayfa 68'deyiz. Part 12, 12. bölümdeyiz. Color the Turkish flag diyor çocuklar. Türk bayrağını boya diyor. Bakın bakalım burada bir kız var. Ne diyormuş kız? Hemen okuyalım. Hadi sen oku bağırarak. I like my flag. My flag is red and white. Harikasın. Ne diyor çocuklar burada kız? Ben diyor bayrağımdan hoşlanırım flag bayrak demek ben bayrağımdan hoşlanırım My flag is red and white benim bayrağım kırmızı ve beyaz diyor çocuklar Ne yapacağız o zaman güzelce bayrağımızı ne renge boyayacakmışız Kırmızı Şöyle ve... kırmızı ve beyaza boyayacağız. Ben bu etkinliği burada yarım bırakıyorum çocuklar. Çünkü Melike Nur şu an ben boyamak istiyorum dedi. İlerleyen videolarda belki görebilirsiniz ya da göremeyebilirsiniz. Ben böyle yarım bırakayım gerisini bize kardeşiniz Melike Nur boyayacak. Haydi bakalım part 13. 13. bölüme bakalım çocuklar. Make a picture dictionary diyor çocuklar. Burada da ne yapacakmışız? Resimli bir sözlük, dictionary sözlük demek çocuklar. Resimli bir sözlük hazırlayın diyor. Yani bu ünitede öğrenmiş olduğumuz, diğer ünitelerde öğrenmiş olduğumuz nesneleri çizeceğiz, boyayacağız. Ve bu şekilde resimli bir sözlük yapacağız. A blue balloon, mavi bir balon, a green table, Yeşil bir masa şeklinde bu şekilde istediğiniz nesnelerin resmini çizip kendinize bu şekilde renkli bir sözlük hazırlayabilirsiniz. Çocuklar resimli bir sözlük hazırlayabilirsiniz. Haydi bakalım hangi sayfaya uçuyoruz? Page 69. 69'a uçalım hemen. Evet sevgili kuzucuklar, çok sevdiğim bölüme geçtik. Sayfa 69'dayız çocuklar. Page 69. Workbook'tayız. Çok severim workbook'ları. Çok eğlenceli olur. Çünkü öğrenmiş olduğumuz kitabımızda işlediğimiz konuları burada ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz eğlenceli bir şekilde. Puzzle'la başlıyoruz. Hadi bakalım. One. Bakın bakalım hangi renk bu? Kim söyleyecek Purple. bana? Purple. Purple. Harikasınız. O zaman ben birine yazıyorum. Purple yazıyorum. Hemen hızlı hızlı benden önce bu videoyu durdurun çocuklar ve siz yazın bakalım. Doğru mu yazacaksınız? Evet kuzucuklar purple yazdım. Hadi bakalım look at the second one. İkinciye bakın bakalım. What color is it? Kim söyleyecek bana? It's pink. It's pink. Hadi benim pink'im. Hadi benim pembe pink. boyam. He? Hemen burada durduralım ve sizler benden önce pink'i yazın bakalım. Videomuzu durduruyoruz. Pink. Evet sevgili kuzucuklar pink diye yazdım buraya. Hadi bakalım look at the third one. Üçüncüye bakın bakalım. What color is it? What color is it? Görebiliyor musunuz çocuklar? Bu ne renk? What color is it? It is... it is green. Çok güzel. It is green. Hadi bakalım videoyu burada durduruyoruz. Benden önce siz yazın bakalım. Evet yavru kuzular green yazdım. Bu arada çocuklar görsellik ee, seviyorum. Sizler de isterseniz renkli kalemleriniz varsa onlarla yazarsınız. Hem sizin için daha kalıcı bir öğrenme olacaktır. Haydi bakalım look at the fourth one. Dördüncüye bakın bakalım. What color is it? Bu ne renk? Evet kim söyleyecek bana? Hmm. It, is, it is yellow. It is yellow. Hemen yazıyoruz çocuklar. Evet sevgili kuzucuklar. What color is it? Look It's at blue. the fifth one. Beşinciye bakın bakalım. What color is it? It It's is blue. Blue. Hadi benden önce siz yazın bakalım. Durdurun videoyu. Evet sevgili kuzucuklar. Look at the last one. Sonuncuya bakın bakalım. Look at the sixth one. Altıncıya. What color is it? Hadi bakalım. Tell me what color is it? It's red. Çok güzel. It is red. Hemencik yazalım. Evet sevgili kuzucuklar bu bölümü bu şekilde renkli renkli bitirmiş olduk. Hemen part 2'ye bakıyoruz çocuklar right demiş yaz demiş. İkinci bölümde çocuklar school objects yani okul malzemelerini buraya yazacağız. Colors yani renkleri de buraya yazmamızı istiyor. Haydi bakalım çocuklar. Birinciye bakalım. Mesela pencil nedir çocuklar pencil? Kalem. Kalem demek, değil mi? Nereye yazacağım? School hmm. subjects mi? Pardon, school objects midir? Yoksa colors school bölümüne objects. mi? School objects. Hemen hızlı hızlı yazıyorum çocuklar. Pencil. Sizler de bu videoyu durdurup benden önce bu aktiviteyi yapıp sonra kontrol edebilirseniz daha iyi olacaktır. Hemen pencil'ı yaptım. Gelin bakalım. Brown demiş. Brown. Brown. Neydi çocuklar brown? Kahverengi. Kahverengi. demekti. Onu nereye yazacağım o zaman? Buraya Kalırız. değil mi? Evet brown. Şöyle birazcık yamuk yamuk yazdım ama. Evet notebook. Notebook. Nereye yazacağım school notebook'u? Objects. Notebook defter demek çocuklar. Pencil de kalem de biliyorsunuz. O zaman school objects yani okul malzemelerini yazıyorum hemen. Notebook notebook dedim. Evet sevgili kuzucuklar notebook'u da hemen yaptık. Orange. Neydi orange, orange. çocuklar? Buradaki turuncu. turuncu demek. Bir de portakal anlamı da var değil mi? Ama biz renk bölümüne yazıyoruz şimdilik. Orange. Eğer fruits deseydi, meyveler deseydi meyveler bölümüne yazardık değil mi? Hem oraya hem oraya yazardık. Evet blue neydi çocuklar? Blue. Evet. Blue e, mavi. Mavi demekti. Evet, gür bir sesle. Meme takip çekinme. Blue. Hemen white'a bakın bakalım. White neydi çocuklar? Beyaz. Beyaz demekti, değil mi? White colors kısmına yazıyoruz onu da. Ve son olarak book ve ruler kaldı. Book neydi Bunlar çocuklar? Da zaten school objects. Çok idi. güzel. School objects yani okul nesneleri, değil mi çocuklar? Book kitap demekti. Book ve ruler da neydi çocuklar? Cetvel, Cetvel demekti değil mi? Bu şekilde bu aktiviteyi sonlandırırken sayfa 70'te görüşmek üzere videomuz burada sona eriyor. Ne diyoruz sona erdirirken videomuzu? Goodbye. Good güle güle çocuklar bu arada ne diyoruz? Hoşçakalın. Bir de have a nice day. İyi günler diyoruz çocuklar. Have a nice day. Nice day.